Hepinize merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Aylis. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Şimdi sizlerle beraber bir ders çalışma günlüğüm videosuyla karşınızdayım. Bu sanırım ders çalışma günlüğünün ikinci videosu olacak. İki haftada falan video çekmiyorum. İlk önce bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki yani ders çalışma günlüğünün bir videosunun son kısmını izlemeyenler şu an buranın ne olduğunu bilmeyecekler. Burası benim yeni ders çalıştığım ortam. Cam açık, o yüzden ses gelebilir. Bundan dolayı özür dilerim. Şöyle hemen kısaca bir burayı göstereceğim. Ondan sonra neler yapacağımıza geçeceğiz. O zaman ben şimdi size burayı bir göstereyim. Evet, burası benim yeni ders çalıştığım ortam. Şu an birazcık karışık, kusura bakmayın. Buraya da telefonu koyup video çekiyorum. Bu şekilde. Şunu da basayım. Bir önceki videonun yorum kısımlarında da şu şekilde yorumlar gördüm. Neden test çözmüyorsun? O zamanlar daha test kitabı kaynağı almamıştım ve mantık olarak test çözemiyordum. Konu ağırlıklı gidiyordum. Daha çok şu an test kitaplarını aldım ve bayağı test kitabım var şu an. Zaten 2 gün önce Antalya Konya altında kitap fuarı vardı. Oradan da 8-9 tane test kitabı aldım. Onları da videonun ileri kısımlarında zaten sizlere göstereceğim. O zaman ben şimdi neler yapacağımı birazcık planlayacağım. Ondan sonra size ders çalışmaya geçeceğim. Evet, ben şimdi şu editör yayınlarının bu mantık ve muhakebe nasıl çözülür soru test kitabıyla başlıyorum. Bununla kitap puanı almıştım. Hiç çözmedim, o yüzden hani bilmiyorum, yeni başlayacağım çözmeye. O zaman ben ders çalışmaya başlıyorum. Evet, ben bu kaynaktan 18 tane mantık ve muhakebe sorusu çözdüm. Şimdi ise şu Tonguç Akademi'nin Femmine Zor Bankası'ndan çözeceğim. Bir de Tonguç Akademi'nin başka bir kaynağı var. Ondan çözeceğim. Gerçekten fen soruları çok güzel. Şimdi ben o zaman çözmeye başlıyorum. Şimdi bu Tonguç Akademi'nin taktik ve fen bilimleri soru bankasından çözmeye başlıyorum. Herkese selamlar. Şu an saat 7.30 oldu ama siz şimdi görmüyorsunuz şu an, evet. Gördünüz, 7.30 oldu. Ben biraz ne yaptıklarımdan bahsedeyim şu zamana kadar. Çok bir şey yapmadım aslında. İnkılap'tan test çözdüm, 25 soru. 7 yanlışım çıktı. İnkılap'ta gerçekten şu ikinci ünitede zorlanıyorum bayağı, hem de. Biraz demeyeceğim, bayağı zorlanıyorum. Bilmiyorum ne yapacağım bu ikinci üniteyi. Yani kursta da aynı şekilde çıkıyor. Yine fazla yanlışım çıkıyor. Neyse. Sonra inkılaba çalıştım. İlk önce inkılaba çalışıp sonra test çözdüm ama yine fayda etmedi. Kitap fuarına gitmiştim. Bu kültür yayın evinin. Bunları yaptım. Burada bir yanlışım çıktı. Orada da hani 365 gün 6 saati kaçıyorum. Elime bakmayın, ben boyadım. 6 saatten dolayı yanlış yaptım. Bir de burada 11 soru bir test vardı. Burada bir yanlışım çıktı. Burada biraz karıştırmışım o yüzden. Bir de burada kalıtımdan buraları yaptım. Doğru çıktı.
kadar. Bu arada İnkılab'ın 8 sorusunu şu Tonguç Akademi'nin 0'dan 8'e sözel soru bankasından çözdüm. Oradan da 2 yanlışım çıkmıştı. Yani öyle toplam 25 soru oluyor. Evet, ben 20 dakika falan dinlendim. Şu anda saat 8.30 oldu. Şimdi bu Tonguç Akademi'nin Dinamo Matematik Soru Bankası'ndan çözeceğim. Gerçekten çok güzel soruları var. Hem yeni nesil hem de zor soruları var. Gerçekten çok az net çıkarıyorum. Zorlanıyorum açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bunu çözmekle başlıyorum. Herkese selam. Bugün günlerden 21 Ekim Pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. Şu anda da saat... Şöyle ben bastırarak renkli yansın. Evet. Şu anda da saat 8.30. Ben bugün kursum yoktu. O yüzden eve saat 3.30 gibi geldim. Biraz aşağıda kedi de oyalandım. Ondan sonra işte biraz dinlendim falan derken 5.30 gibi başladım. Başladığım zaman çekmedim videoyu. Çünkü telefonumun şarjı yoktu. Onun şarjı doldu ve anca çekebiliyorum. İlk önce dün neler yaptığımdan bahsedeceğim. Dün de geç saate kadar çalıştım. O yüzden yine çekemedim. Şimdi sizlere arka kamerayla neler yaptığımı göstereceğim dün. Şu şekilde göstereyim. Dün mantık muhakeme çözdüm. 18 soru. Fen çözdüm. İnkılap çözdüm. İnkılap çalıştım. Fen'e çalıştım. Ondan sonra yeni nesil zor matematik soruları çözdüm. Sonra Türkçeden test çözdüm. Dinden çözdüm. Toplamda 150 soru çözdüm. İngilizceden defter tekrar yaptım. Mantık muhakemeden 20 soru çözdüm. İngilizceden de 20 soru çözdüm. Bankasını kullandım. Gerçekten çok güzel soruları var. Toplam 20 soru çözdüm ve 4 yanlışım çıktı. Herkese selam. Saat şu an 10 oldu. Ve ben 18 soru matematik sorusu çözdüm. Yeni nesil ve zor sorulardı. Açıkçası içinde kolay sorular da vardı ama netim yine az çıktı. Yani bana göre az açıkçası. Yani yanlışlarım ve boşlarım fazla. Ayetel Kürsi'ye çalışmam gerek Perşembe'ye kadar. Yani onu ezberlemem gerek daha doğrusu. Yarısını falan ezberledim. Şeyin, surenin anlamını hiç ezberlemedim. O yüzden bugün biraz erken bitireceğim dersi ve Ayetel Kürsi'ye çalışacağım. O yüzden şimdi ben biraz Türkçe çözerim. Çıktığı zaman şimdilik görüşürüz. Evet, ben günü toplam 88 soruyla kapatıyorum. Şimdi dinden Ayetel Kürsi'yi ezberleyeceğim. Yarısını ezberlemiştim. Yarısı kaldı. Bir de anlamı var. İnşallah yapabilirim. Bu arada saat de şu an şöyle göstereyim. 10.30. O zaman yarın görüşürüz. Herkese selam. Bugün günlerden 22 Ekim Salı. Saat de şu an 8:38 geçiyor. İlk önce bugün eve geldiğimde ne yaptıklarımdan biraz bahsedeceğim. Aslında bugün Türkçe kursum vardı ama canım pek istemediği için kalmadım. Eve geldim, biraz dinlendim. Saat 4.30 gibi ders çalışmaya başladım. İlk önce kalıtımdan, internetten bir video izledim. Konu anlatımı şeklinde. Sonra da test çözdüm. 23 soru. Biraz fazla yanlışım çıktı. Pek kalıtımı anlayamadım gibi bir şey. Saat 6-6.30 gibi de aşağı indim. Yemek falan yedim. Duş falan aldım. Ondan sonra şu anda da saat 8.30 yeni yukarı geldim. Bu arada bugün okulda test çözdüm. Hemen sizlere ajandan onları söyleyeceğim. Yazdım ajandama. 24 soru Türkçe çözdüm. Hocamız test vermişti. Onu çözdüm. Yarın cevaplarını alacağım. 11 soru fen çözdüm. 2 yanlışım var. Bir de 11 soruda mantık muhakeme çözdüm. Yine 2 yanlışım var. Şimdi de matematik çözüyorum. Matematik çözdükten sonra yine kalıtım çözeceğim. Kalıtım çözerken bu Tonguç Akademi'nin taktikli Femine Soru Bankası'ndan çözeceğim. Bunda kalıtımdan 4 test var. Ben bir testin şu üst sorusunu çözmüştüm. Tahminimce bir test veya 1.5 test gibi bir şey çözerim. Ki sonunda kalsın çözebileceğim. Bunu çözeceğim. Yine bugün biraz dersi erken bırakacağım. Saat 10 gibi bırakacağım. Çünkü Ayetel Kürsi'yi ezberliyorum. Daha süresi bitmedi. Anlamına geçemedim. 2 hafta süremiz vardı bu hafta sonu zaten. Perşembe günü vermem gerek. Ama büyük bir anlam olmayacak. Ben anca bugün ezberlerim ve yarın artık tekrar ederim sureyi. Artık yapacak bir şey yok. O şekilde o zaman ben şimdi matematik çözmekle başlıyorum. Evet, ben 11 soru matematik çözdüm. 2 boş, 1 yanlışım çıktı. Boşlardan birini sonradan yaptım. Ve bir de dün veya pazar günü çözdüm. Matematik soruları vardı. Onlar biraz fazla yanlışım çıkmıştı. Onların çözümlerine baktım. Şimdi ise şu Tonguç Akademi'nin taktikli fen bilimine soru bankasından kalıtım çözeceğim. O zaman ben şimdi fen çözmeye başlıyorum.
geçiyor. Bir test, bir de o kalan son 3 soruyu çözdüm. Toplam 9 soru. 9 sorudan da 3 yanlışım çıktı. Çok fazla. Zaten kalıtımdan toplam 32 soru çözdüm. Gerçekten çok fazla yanlışım çıktı. Yarın biraz daha kalıtıma çalışacağım. Hani artık kalıtıma neye çalışacağım bilmiyorum. Biraz daha internetten video falan izleyelim, konu anlatayım ben. Şimdi bu yaptığım yanlışların TAS uygulamasından çözümlerine bakacağım. Yüzde tamamlamak için de bu Tonguç Akademi'nin Dinamo Din Kültürü Soru Bankası'ndan çözeceğim. Bunu da bir test çözeceğim büyük ihtimalle. O şekilde o zaman şimdi ben TAS uygulamasına bu yanlış yaptığınız olan çözümlerine bakmaya gidiyorum. Görüşürüz. Son anda din kültürü çözmekten vazgeçip fen çözmeye karar verdim. Şu iki kaynak kullanacağım. Tonguç Akademi'nin taktik fen ve soru bankası ile bu Tonguç Akademi'nin soru bankası fen bilimleri. Bundan mevsimlerin oluşumu, işte iklim değişikliği falan ondan çözeceğim. Bundan da DNA ve genetik çözeceğim. O zaman şimdi ben çözmeye başlıyorum. Evet, ben bu kaynaktan burayı yaptım, testi. Bu kaynaktan da burayı yaptım. Bugünü toplam 98 soruyla kapatıyorum. Şu anda da saat 10.30. Şimdi gidip hem dinleneceğim hem de Ayetel Kürsi'ye çalışacağım. Bu videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. İstek videonuz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. 8. sınıf olan kişilere başarılar diliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.